Araban çok güzel açıldı. Artık yarın bir parça. Bisküvit asıl. Yazıp salata et bir şey mi? Burada Ukraynalı bayanlar, İskenderun'da yaşıyoruz. Bazı senelerde 10 sene, 5 sene yaşayan var. Savaş dolayısıyla çok üzgün olduk. Özellikle mağdur çocuklara, kadınlara için. Onun için de bir kampanya başlamak karar verdik. Önce böyle düşünce yoktu. Sadece biz kendine para imkanla yardım orada gönderdik. Bizim aileler sağ olsun yardım ettiler. Ama sonra düşündük, İskenderun halk, Hatay halk çok merhametli, duyurlu. Orada da isteyeceklerdi bize yardım etmek için. De, o zaman kampanyaya başlama kararı verdik. Sonra belediyede, kaymakamlıkta izin aldık. Çadır kurduk. De, şimdi dördüncü gün de topluyoruz. Dördüncü gün aslında bitti. Beşinci gün başladık. Sağ olsun herkes yardım ediyor. Herkes duyurulu davranıyor. De, şu an bir liste var, ihtiyaç listesi. Çoğulda zaten biz ağırlık çocuk yardım etmek istiyoruz. Onun için çocuk maması, çocuk bez topluyoruz. İlaç da topluyoruz. De, kıyafet, yeni beyaz kullanılmış olabilir. Böyle bir hedef, bir tır toplamak inşallah de hedefe ulaşacağız. Ne kadar sürecek kampanya? Kampanya bir ay sürecek. Şu anda zaten bizim iletişim numaralar var. Bizim bir depolar var. Biz depoda da kabul edeceğiz yardımları ve orada saklıyoruz. Bu kampanyayı burada yaşayan Ukraynalı kadınlar mı başlattı? Evet, burada yaşayan Ukraynalı kadınlar başladı. Kaç kadın? Burada devamlı çadırda duran 7 kadın ve 8 kadın vardı ama tabii ki daha da 15 kişi var. Çoğulda herkes duyarlı çünkü bu da bir merhamet. Herkesin kalpte mutlaka olmalı şey de. Bizde de çünkü de burada daha bizim ülkede savaş başlanmadan biz mesela şahsi olarak başka da çocuklara yardım bulunuyoruz dedi. Bir Türk çocuk Suriyeli olsun, sonucu da çocuk. En mağdur kişi zaten çocuk, hiç onun günah suçu yokken böyle herkese başına gelebilir. Çünkü biz daha 2-3 hafta önce hiç düşünmezdik bizim memlekette böyle bir şey olacaktı. Araban çok güzel açıldı.